Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Diyarbakır'ın dar sokaklarında, tarih sokaklarında geziyoruz arkadaşlar. Burası bizim büyüdüğümüz sokaklar arkadaşlar. Büyüdüğümüz sokaklardayız. Eski zamanlardaki manevi ortam da kalmamış arkadaşlar. Eskiden komşuluklar, akrabalıklar vardı. Hani eskiden bir bayramlar bir başkaydı. Eskiden insanlarda bir güven vardı. İnsanlar birbirine güveniyordular. Eskiden domatesin kokusu bile güzeldi. Eskiden ekmek kokusu bile vardı arkadaşlar. Şu anki gibi değil arkadaşlar. Şu anda gerçekten de ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli. Gerçekten şu anda Diyarbakır sokaklarında bu şekilde. Buralarda su satım olmuştur, çikolata, işte simit, tatlı, sabah erkenden kalkar satardık. İşte buralarda görüyorsunuz yani, burası manevi ortamıyla gerçekten Diyarbakır önemli bir şehirdir. Bir de burada çok önemli bir cami vardır arkadaşlar. Aynen minare diyorlar, aynen minare. Bakalım arkadaşlar, buraya da yakından bir bakarız inşallah. Burada hem camiler hem kiliseler iç içe bir şehir arkadaşlar. Burası gerçekten önemli, önemli dinlere ev sahipliği yapmıştır. Hatta Mitras dini diyebiliriz, Mani dini, Yahudilik, yani Musevilik, Hristiyanlık, yani diyelim ki İsevilik ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Alevilikten de tutabilirsiniz, Serdüşlüğe kadar birçok inanca ev sahipliği yapıyor Diyarbakır. Diyarbakır yani gerçekten eskilere dönersek, yani 100 sene öncesine dönebilmiş olsaydık, buralarda biz çok farklı insanlar görecektik. Farklı dinlere mensup insanlar beraber yaşadıklarını görecektik. Tabi sonradan savaşlar oldu, bazı sorunlar olduktan sonra tabii ki ne diyebiliriz? Burası Diyarbakır kendi müzesidir arkadaşlar. Bakalım gidebilecek miyiz, giremeyecek miyiz? O ayrı bir mesele kardeşler. Evet arkadaşlar, Ayna Minare, Ayna Minare, Aynalı Minare, yani biz Ayna Minare diyoruz, Aynalı Minare. Burada çok güzel yazıtlar da vardır arkadaşlar, yazıtlar.
hangi döneme ait olduğunu. Ben birazdan size içeride bir kitabı varsa size okuyacağım. Biz buradan çok geç gelmişiz arkadaşlar. Gerçekten böyle çok bilinen bir cami değil arkadaşlar. Bunu biz biliyoruz. Yani bizim mahalle, eski mahalle işte görüyorsunuz. Artık kimse kalmadı buralarda. Evet, bakalım içerisinde de aynalı minarenin. Özellikle arkadaşlar Diyarbakır camilerinin havlusunda kesinlikle bir tane türbe gibi bir şey olabiliyor arkadaşlar. Bu bir şey gibi yani diyelim. Gerçekten de bu eskiden bir kültürdü yani ya, böyle camilerin havlusunda bir tane türbe, böyle bir mezarlık olduğunu hep görüyoruz. Bunlar aslında Artuklu zamanında kalmadır. 500 yıllık, 600 yıllık Osmanlı zamanlarıyla alakalı da vardır. Osmanlı diyelim bu şekilde. İşte Diyarbakır'ın tarihine girdiğim zaman Karne'den çıkarız. Karahamit, Hamit, Ahmet, Diyarbakır ve Diyarbakır'a kadar işte geliyor arkadaşlar. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Önemli bir merkezdir arkadaşlar. Bunu her zaman anlatıyoruz. İşte aynı minare. Burada önemli bir hadisemiz olmuştu. Dedem buraya namaz kılmaya gelirken kapıda bir tane taş baştan düşüyordu. Böyle bir yaralanma olayı olmuştu hatırlıyorum. Hani insanın başına gelmeyen olay da kalmıyor görüyorsunuz. Evet. Halk arasında aynı minare ismiyle anılan yapı 1489 tarihinde Akkoyunlular döneminde yaptırmışlar arkadaşlar. Tek katlı, tek minareli caminin minaresi Diyarbakır'da diğer minarelerden farklı olarak sekizgen gövdelidir arkadaşlar. Yani Akkoyunlular özellikle burada çok büyük eserler bırakmışlar Akkoyunlular. Hani tarih olarak 600 yıl, 500 yıl önce. Evet arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şimdi eski evlerin yıkıldıktan sonra yeni evlerin yapılışını görüyorsunuz başta. Evet. Başta sur, kervansaray. Evet. Evet arkadaşlar işte beraber geziyoruz, görüyoruz arkadaşlar dünyayı. İşte bizim işte Evliya Çelebi biliyorsunuz Osmanlı zamanında gezen bir seyyah vardı. Gerçekten de çok gezmiş arkadaşlar. Piri Reis. Bunlar dünyayı bayağı gezmişler. İşte onlara bile dünya kalmadı arkadaşlar. Dünyanın her yerini görmüşler ama işte bir şekilde insan dünyadan göçüp gittiği zaman hiçbir şey insana kalmıyor. Yani kesinlikle bu bedenimizdir. İşte bedenimiz de toprak olup gidecek. Önemli olan bu dünyada yaşarken insanları anlayabilmektir arkadaşlar, insanları kırmamaktır. Anlayabilmektir en azından, empati yapabilmektir. Yoksa biz bir şekilde şeytanın adımlarını takip edebiliriz ve büyük yanılgılara, büyük yanlışlara girebiliriz arkadaşlar. Bu da burada söyleyeyim. Bu bölüm yıkılmış zaten biliyorsunuz. Karşıdaki tarihi yeri görüyor musunuz? Karşıda ben size göstereyim. Burası çok önemli bir yerdir ha. Bak onu yıkmamışlar. Burası müze olacak herhalde. Ay zaman, ay. Ay kime kalmış bu dünya? Diyorlar Sultan Süleyman'a kalmamış. Sen Sultan Süleyman'ı geç, Süleyman Aleyhisselam'a kalmamış. Yani yürüyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, yürüyorum gündüz gece, görüyor musunuz çamurlu yolda? Çamurlu yolda arkadaşlar ben yürümeyi de seviyorum özellikle arkadaşlar, bak özellikle seviyorum çamurlu yollarda yürümeyi çok seviyorum. Mesela siz diyeceksiniz ki ya sen ne kadar tuhaf bir adamsın diyeceksiniz, ya ben böyleyim. Tuhafım yani, ne yaparım, değiştiremezsiniz. Bak Müslüm Gürses'in bir şarkısı vardır. Diyordu ki biri geliyor biri gidiyor. Bak bu kadın teyze gidiyor evine. Ben de tam onun geldiği yerden gidiyorum. Biliyor musunuz? Dünya böyle yani. Herkes bir istikamettedir arkadaşlar. Evet.
Evet arkadaşlar, burada da son bir şey size göstereceğim. Surun üzerindeki işareti. Ama işte burada tabii gösteremiyoruz tam olarak. Orada 3-4 tane üçgen şeklinde işaretler var. Yere ve göğe bakıyor. 8 ve 7 rakamını temsil ediyor arkadaşlar. İşte bundan sonra da biz bu şekilde videolarla sizinle beraber olacağız arkadaşlar. Herkese selamlar ve sevgiler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Diyarbakır'dan sevgi dolu söz selamlar arkadaşlar, sevgiler. İnşallah bu şekilde videolarla beraber olacağız. Diyarbakır'ın öyle bilinmeyen tarihler, yani mesela Ulu Cami göz önünde olan bir yer, ben size daha fazla bilinmeyen yerlerden gideceğim arkadaşlar. Daha bilinmeyenlerinizde görmediğimiz, benim de görmediğim yerlere gideceğim. Benim de görmediğim şeyler var. Yani Diyarbakır o kadar büyük ki benim de görmediğim camiler, mekanlar, sokaklar vardır arkadaşlar. Beraber böyle gezeriz ve Mehtiyar İhsan videolarını da çekeriz arada arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelin. Evet.